Merhabalar, Python serimize devam ediyoruz yazılım kısmına. Şimdi geçen videoda bu if else dediğimiz, conditionals dediğimiz kodları görmüştük ve burada kod blokları oluşturmayı öğrendik. Şimdi bu derste de loopları işleyeceğiz. Looplar diğerlerine göre belki biraz anlaması, kavraması biraz daha zor bir kısım olabilir. Kendiniz üzerinde daha sıkı çalışmanızı tavsiye ederim loopların. Şimdi looplara giriş yapalım. Looplarımız bizim iki tür. Bunlardan biri while loopu, birisi for loopu. Şimdi while loopuna öncelikle bakalım. Şöyle while looplarını nasıl oluşturuyoruz? Şuradan while diyorum. While dedikten sonra buraya bir aynı if'teki gibi bir kondisyon yazıyorum. Yani örnek veriyorum i küçüktür 6. While i küçüktür 6 dedikten sonra burada iki noktamı koyuyorum ve enter diyorum. Alt satıra geçiyorum. Şimdi burada yine dediğim gibi bizim indirdiğimiz uzantı sayesinde bu direkt tab kadar boşluk bırakıyor ama böyle gelirse ne yapacaksınız? Buradan taba basacaksınız. Bu şekilde. Şimdi burada şunu yapmamız lazım. Burada bir hata alıyoruz tabii ki. Neden alıyoruz? Dışarıda bir i belirtmedik. Dışarıdan ben i'yi 0 olarak belirtiyorum. Ve içine geliyorum. Burada diyorum ki print i. Ardından da benim bu while döngüsünden bir şekilde çıkabilmem için yani i'yi arttırmam gerekiyor. Çünkü yoksa bu loop'a bile dönecek. Şimdi burada kodu yazdıktan sonra daha anlaşılır bir şekilde anlatacağım. Şimdi bu kodda mantıken düşündüğümüzde önce ne oluyor ona karar verelim. i başta 0. Ardından while dediğimiz loop'a giriyor. Peki loop ne yapıyor? Loop şunu yapıyor. Önce içeri giriyor. i'yi yazdırıyor. i'yi 1 arttırıyor. Şimdi i'yi 1 arttırdıktan sonra bunun adının loop olmasının sebebi durmadan aynı kodu döndürmesi. i'yi yaptıktan sonra arttırdıktan sonra başa geri dönüyor. Ve bu sefer while i küçüktür 6. i 6'dan küçük mü bir daha kontrol ediyor. Bir daha kontrol ediyor. Bir daha kontrol ediyor. Bir daha kontrol ediyor. Ta ki i 6'ya eşit olana kadar. Burada gördüğünüz gibi i başta neydi? Sıfırdı. Geldi kontrol etti. Altıdan küçük mü? Küçük. Geldi print i sıfırı yazdırdı. i'yi bir arttırdı. Geldi tekrar başa. Bir altıdan küçük mü? Küçük. Girdi içeri. Biri yazdırdı. Ardından bir arttırdı. İki oldu. Bu şekilde döndü döndü döndü. En son burada dört olduğunu varsayalım. En son i'nin. Dördü yazdırdı. Ardından buradan hatta 5 olduğunu varsayalım. Buradan 5'i yazdırdı. Sonra 5'i 1 arttırdı. Kaç oldu? 6 oldu. Döndü başa. İ artık 6. 6 küçüktür 6'dan. Yanlış bir ifade. Yüzden de while döngüsünün içine girmedi. Böylece while döngüsünün temel nasıl çalıştığını görmüş olduk. Şimdi şöyle while döngüsüyle ilgili bir uygulama yapalım. Örnek veriyorum. Hatta birkaç uygulama yapalım. Şuradan bir de sum değil bir değişken belirliyorum ben. Sum değerinde 0 yapıyorum. Şöyle bir uygulama yapacağım. Kullanıcıdan arda arda 5 kere sayı isteyeceğim ve bu sayıları toplayacağım. Şimdi şuradan geliyorum ve kullanıcıdan sayıyı istiyorum. Loop'un içinde istiyorum. Çünkü ben bu sayı isteme mevzusunu tek tek yapmak istemiyorum alt alta. Bir loop'un içine alıp daha kolay bir şekilde yazabiliyorum. Şöyle şuradan a diyorum ve kullanıcıdan sayı alacağım. Bu yüzden integer parantezini alıyorum. Casting yapıyorum yani. Input diyorum. Ve sayı. Sayı dedikten sonra iki noktayı bıraktım. Artık kullanıcıdan arda arda burada kaç kere çalışmıştı kodumuz? 6 kere çalışmıştı. 6 kere sayı alacağım. Bu şekilde peki ben bu sayıları nasıl toplayacağım? Bizim atama operatörlerimiz vardı. Geçen derslerde hatırlayacağımız üzere. Sum artı eşit dediğimde sum dediğimiz şeyi bu benim belirttiğim sayı kadar arttırıyordu. Ve ben burada bunu a yapıyorum. Artık sum her seferinde benim burada girdiğim sayı kadar artacak ve toplamda ona eşit olacak yani. Toplamda benim verdiğim 6 sayının toplamına eşit olacak. Ve en son while döngüsünden çıktıktan sonra en alta da print sum diyorum. Bu while döngüsünü dönecek, dönecek, dönecek ta ki i 6 olana kadar. Ondan sonra altındaki kodlar çalışmaya başlayacak. Şimdi şuraya geldim. Sayı istedi. 12. 10 diyorum. 6. 9. 1.
ve 5 diyorum. Bir sayı daha gireceğim. Evet, şimdi burada ne oldu? Burada biz i'yi bir arttırdığımız kodu sildiğimiz için bizim artık bu while döngümüz her zaman i her zaman sıfır şu an. Gördüğünüz gibi i'yi arttırdığımız şeyi silmişiz çünkü. While döngümüz her zaman sıfır dönecek. Çünkü i her zaman sıfıra eşit. Ve burada biz sonsuz kere sayı gireceğiz. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde biz sonsuz kere sayı gireceğiz. Bu yüzden de bunu durdurmak için tabii şöyle bu kodu öldürüyorum. Ve şuradan sum'ı arttırdıktan sonra i'yi 1 arttırıyor. Şimdi çalıştırdığımda evet sayı 1, 5, 4, 9, 17, 8 ve 12 diyorum. Gördüğünüz gibi burada benim girdiğim 6 sayıyı topladı 55 ve yazdırdı. Şimdi burada while ile ilgili öğreneceğimiz bir başka konu ise şu. Örnek veriyorum biz burada şunu istiyoruz. Kullanıcıdan biz tamam 5 kere 6 kere sayı isteyeceğiz. Ama bu sayıların toplamı 50'yi geçtiğinde bunun i'den bağımsız olarak durmasını istiyorum. Bunu nasıl sağlayabilirim? Bunu şöyle sağlayabilirim. Şöyle geldim. A'yı girdim ve sum'ı artırdıktan sonra buraya if diyorum. If sum büyüktür 50 ve iki noktamı koyuyorum. İçine bir if bloğu oluşturdum yani while bloğumun içine. Sum 50'den büyükse burada while döngüsünü bitirmek için break dediğim anahtar kelimeyi kullanıyorum. Break sayesinde bu while döngüsü i'den bağımsız olarak yani şuradaki kondisyondan bağımsız olarak direkt olarak duruyor. Bu şekilde break diyorum ve sum'a ekrana yazdırıyorum. Örnek veriyorum şuraya gelelim. Ben şuraya 23 girersem, buraya 24 girersem, buraya 9 girersem, gördüğünüz gibi 50'yi geçtiği anda benim tüm sayıları girmemi beklemedi ve yazdırdı 56'yı. Ama onun yerine şöyle küçük sayılar girersem bu sefer yani 6 sayının 6'sını da aldı. 50'yi geçmediği için de beni yolun ortasında durdurmadı. Bu şekilde çalışıyor. Break dediğimiz anahtar kelimemizde. Break dışında bizim while ve for looplarında kullanacağımız başka bir anahtar kelime ise continue. Continue dediğimiz şey ise kodun o anki kısmını durduruyor. Yani o adımını durduruyor. O adımını durdurup bir sonraki adımına geçiyor. Yani aslında olduğumuz adımı atlamak için yazdığımız bir anahtar kelime. Örnek veriyorum burada şöyle kullanıcıdan mesela i küçüktür 6 olsun yine şuradan şurayı bir yorum satırı yapayım. Bu uygulamamız böylece kalsın. Şurada göstereyim bunu. i 0 diyorum. Bir while döngüsü açıyorum. While i küçüktür 10 diyorum. Ve burada artık ben continue'yu kullanacağım. Tabii continue'yu biraz daha dikkatli kullanmam lazım. Çünkü sonsuz bir döngü oluşturabilirim. Bunu da nasıl olduğunu şimdi göstereceğim. Burada ben mesela i'yi tek tek arttıracağım ama sadece tek sayıların gelmesini istiyorum. Bunun için işte continue kullanacağım ama önce bir tek sayı muhabbeti olmadan şöyle bir şey yapalım. Continue kullanalım. Ne diyelim? If i eşit eşit 3. Burada continue diyorum. Fakat continue demeden önce i'yi 1 arttırıyorum ki i o süreçte 1 de artsın. Ama hiç bunun içine girmediyse de yine i'yi 1 arttırıyorum ki i artsın. Ve tabii ki sonunda burada i'yi yazdırıyorum. Bunu çalıştırdığımda şimdi gördüğünüz gibi 1, 2, 3'ü yazdırdı, 4'ü yazdırmadı. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Çünkü 4'ün olduğu adımı atladı. i burada 3'e eşitken ne oldu? 3, 3'e eşit oldu. Şuraya geldi 4 oldu. 3'e eşitken daha doğrusu. Evet buraya geldi 4 oldu. Ardından continue dedi. Ve 4'ü yazdırmadı. 4'ü yazdırmadan atladı. Çünkü continue dediğimizde alttaki tüm kodları iptal ediyor. Ve loop'un bir sonraki adımına geçiyor. Ve burada ne yaptı? Bu sefer şeyi yazdırdı. 5'e geldi. 5'e 5'i yazdırdı. Yani. Çünkü burada i 4'tü. 4 iken ne oldu? 5 oldu ve 5 yazdırıldı. Tabii şu i artı 1'i gelip buraya yazarsam
Öyle çalıştırırsam bu sefer de tabii ki 3'ü yazdırmaz. Çünkü yani şunun konumu önemli olan zaten yazdırmadan önceki. Bu şekilde şimdi peki nasıl sonsuz bir döngü oluşturabiliriz onu göstereceğim. Şimdi ben buradaki i artı 1'i silersem. Burada şu an gördüğünüz gibi kod bitmiyor. Bakın burada durdu. Kod bittiğinde normalde ne gelir bizim karşımıza? Şöyle bir yazı geliyor. Ama burada kod devam ediyor. Çünkü biz burada sonsuz bir loop oluşturduk. Bu tabii ki çok tehlikeli bir şey. Çünkü bilgisayarımız sürekli olarak buradaki işlemi yapıyor. Sürekli olarak giriyor, çıkıyor bu loop'un içine. Ve bu bizim bilgisayarımızı tabii ki ısıtıyor. Yani bir işlem yapıyor işimizi görmeyen. Bunda neden oluyor? Biz burada hiçbir arttırmadan continue diyoruz 3 olduğunda. Şimdi 0 oldu, yazdırıldı, arttı. 1 oldu, yazdırıldı, arttı. 2 oldu, yazdırıldı, arttı. Şu an artık i 3'e eşit. i 3'e eşit olduktan sonra geliyor. i 3'e eşitse continue diyor. Ve şu alttaki print i ile i artı 1'i atlıyor. Başa dönüyor. i hala 3. Dikkatinizi çekerseniz. Burada i hala 3. Geldi. i hala 3, hala 3, hala 3. Şu an i 3. Ve bizim kodumuz habire if'in içine girip continue komutunu alıyor. If'in içine girip continue komutunu alıyor. İşte biz bu yüzden burada şöyle continue'yu yazmadan önce i'yi bir arttırmamız gerekiyor. Sonsuz bir loop oluşturmamak için. Bu kodu öldürüyorum. Bu şekilde daha şey çalışabiliriz. Daha güvenli artık sonsuz değil loop'umuz. Bu şekilde continue dediğimiz kelimeyi de böyle kullanıyoruz. Peki bunu da şey yaptık, yorum satırı yaptık. Buraya gelip şimdi şöyle for loop'larına bakalım. Peki for loop'ları nasıl oluşturuluyor? Önce onu göstereyim. Şurada bir şey demiştik hatırlarsanız. String'lerin karakterlerden oluşan bir dizi olduğundan bahsetmiştik. Peki burada onu bir kullanalım. Bakalım gerçekten öyle mi? Karakterlerden oluşan bir dizi. Bizim string'lerimiz. Şuraya ORT yazıyorum. Geliyorum buraya. Ondan sonra for diyorum. Şimdi for döngülerimizin bizim yazış şekli şöyle. For diyoruz. Ondan sonra for döngüsünün içinde kullanacağımız kelimeyi yazıyorum. Ben burada buna x de diyebilirim. i de diyebilirim. a da diyebilirim. Harfler de diyebilirim. Burada ben i demeyi tercih ediyorum. For i diyorum. Ondan sonra in diyorum. Ve benim bu i'yi nereden alacağımı seçiyorum. Ben bu i'yi bu sefer nereden alacağım? a'dan alacağım. a'daki harfleri kullanacağım çünkü. a diyorum. Ve iki nokta koyuyorum. For'u işte böyle yazıyoruz. For bilmem ne in bilmem ne. Bu şekilde şu an ben burada ne yapmış oluyorum? A dizisindeki tüm karakterleri tek tek alıyorum. Tek tek alıyorum ve bunları i'ye eşit olarak varsayıyorum. Şöyle ki ben buraya print i dersem. Ben buraya print i dediğim anda şimdi yazdığımda gördüğünüz gibi alt alta o, r, t yazdı. Yani önce O'yu yazdırdı, sonra R'yi yazdırdı, sonra T'yi yazdırdı. Burada yani i'miz bizim bir değişken ve sürekli loop'un her adımında değişiyor. Böyle O oluyor, R oluyor, T oluyor ve sonra artık bu dizi bittiğinde bu loop kendini bitiriyor, duruyor yani. Bu şekilde for döngüsü de bu şekilde çalışıyor. Burada hani bir şey olmasına gerek yok. Bir string olmasına gerek yok. İlerideki derslerde göreceğimiz gibi bu bir liste olabilir. İçinde örnek veriyorum. 1, 2, 3, 4 var. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4 buradaki tek tek karakterleri aldı. Listeleri şu an aldırış etmeyin. Hani bu bilmiyorum bu burada ne diye. Bu bir liste. Diğer derslerde göreceğiz zaten. Daha çok netleşecek. Bu şekilde listelerde, dizilerde, daha farklı farklı data tiplerinde bunları yine ileriki derslerde göreceğiz. Kullanabiliyoruz for loop'larını. Ve bunun dışında for loop'larında kullandığımız farklı bir fonksiyon daha var. Tabii ki sadece for loop'larında değil ama for loop'larında sık kullandığımız diyebiliriz. Şurayı yorum satır yapıyorum. Ve alta geliyorum. Bu dediğim fonksiyonsa range fonksiyonu. Buraya geldim. For dedim. İyi dedim. Şimdi bilgiyi benim bir yerden almam lazım. Yani iyi neye göre seçeceğim. Bu iyi neye göre seçtiğimi belirlemek için benim range dediğim bir fonksiyonum var. Bu range dediğim fonksiyonsa range yazıp parantezimi açıyorum ve altı diyorum. Örnek veriyorum. İki noktayı koyuyorum.
Range dediğim şey şunu yarıyor. İçine yazdığım sayıya kadar tüm sayıları bir liste gibi düşünüyor. Yani örnek veriyorum burada şu an şu range 6 dediğim şey şuna eşit 0, 1, 2, 3, 4, 5 ve son yazdığım şey dahil değil. Şurada gidiyorum. Gördüğünüz gibi 0, 1, 2, 3, 4, 5. Range dediğim şey bu işe yarıyor aslında. Ben bu range'in sadece tek bir şey yazmak zorunda değilim. Mesela 2'den 6'ya kadar git diyebiliyorum. 2,6 diyerek. Gördüğünüz gibi 2'den başlıyor. 2, 3, 4, 5. Ama ilk yazdığım dahil, son yazdığım dahil değil. Bunu gördüğünüz üzere bu şekilde çalışıyor yani. 2'den 6'ya kadar git diyebilirim veya 2'den 10'a kadar git ama üçüncü bir virgül koyarak ikişer ikişer git diyebilirim. Gördüğünüz gibi 2, 4, 6, 8. Bu şekilde range dediğimiz fonksiyonu da kullanıyoruz. Peki şimdi burada bu range ile ilgili bir uygulama yapalım. Hatta bu uygulamamızda şunu yapsın. Bizim sayımızı şey yapsın. Faktöriyelini alsın. Kullanıcıdan girip aldığımız sayının faktöriyelini alalım. Peki öncelikle bunun için ne belirtmemiz lazım? Bizim bir faktöriyel diye bir değişken belirtiyorum ben. Ve bunu 1'e eşitliyorum. Yani çarptığım tüm sayıları loop'un içinde faktöriyel dediğim değişkenle çarpacağım aslında. Bu şekilde birbiriyle çarpıyorum. Neden bir yaptım? Çünkü bir çarpma işleminde bildiğiniz gibi etkisiz eleman. Bir etkisi olmasın diye benim işlemlerim sonucuna. Faktöriyeli bir yaptıktan sonra burada geliyorum. For diyorum. Tabii şuradan kullanıcıdan bir input alalım. Buna da ben num demek istiyorum. Tabii ki integer olması gerekiyor. Input diyelim. Ve sayı diyelim. Şöyle gelelim. For i in dedikten sonra burada biz range'i kullanacağız. Fakat biz sayımızın yani faktöriyel bildiğiniz üzere biz bir sayı giriyoruz. Örnek veriyorum 5 giriyorsak 5'ten başlayıp geriye doğru 1'e kadar tüm sayıların çarpımı demek. İşte 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. O zaman benim nereden başlamam lazım? Birden başlamam lazım. Çünkü birden ya en küçük kullanacağım sayı benim bir faktöriyelde. Bir diyorum. Virgül diyorum. Kullanacağım en büyük sayıysa benim girdiğim sayı olduğuna göre ben buradan num demiyorum. Çünkü girdiğim son sayı dahil değil. O yüzden num artı bir diyorum. Böylece benim girdiğim sayıdan başlayıp bire kadar tüm sayılar olacak sırasıyla. Ve ben buraya gelip şunu yapıyorum. Faktöriyel çarpı eşit i diyorum. Yani faktöriyel dediğim değişkeni durmadan ben bu i ile çarpıyorum. Yani i başta 1. Faktöriyeli 1'i 1 ile çarptım 1 oldu. Ondan sonra i artık ne oldu? 2 oldu. Ondan sonra 2 ile çarpıyorum. 2 çarpı 1 2. 3 ile çarpıyorum 6. 4 ile çarpıyorum 24. Bu şekilde girdiğim sayının bir fazlasına kadar gidiyorum. Şimdi mesela ben burada sayı gireceğim. 5 giriyorum. Tabii print'i yazmadık. En sonda şurada faktöriyel dediğim değişkeni yazıyorum. Sayı istedi. 5 dedim. Gördüğünüz gibi 120 dedi. 105'in faktöriyeli de 120 eşittir. Ne yaptı? 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. Yani ben buraya geldim. Mesela çok daha absürt sayılarını da alabilirim. Mesela 41'in aldım. Gördüğünüz gibi mesela 41 faktöriyel şuna eşit. Ne kadar hızlı yaptığında burada görmüş olduk bu arada. 41 sayıyı şöyle çarptı ve bize 41 faktöriyelin kaça eşit olduğunu verdi. Peki faktöriyelle ilgili şunu göstermek istiyorum. Biz 0 dediğimizde sayı yine 1 oluyor. Çünkü 0 dediğimizde şeye 1'den 0'a kadar git diyoruz şurada. Ve bu şekilde de aslında hiçbir şey yaptırmamış oluyoruz yani. Hiçbir şekilde şeyin girmesine izin vermemiş oluyoruz daha doğrusu. Bizim loop'umuzun içine. Çünkü birden sıfıra gitmez range dediğimiz şey. Böylece loop'un içine hiç girmiyor. Ve faktöriyel 1'e eşit oluyor. Bildiğiniz üzere sıfır faktöriyel de zaten 1'e eşit. Bu şekilde faktöriyel almayı gördük. Böylece bu loop'larla ilgili videolarımızı bitiriyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.